Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün saç düzleştirici serisinin ikinci videosunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım bok gibi. Saçlarım böyle. Allah ne verdi? Benim çok sevdiğim kardeşlerim. Benim çok sevdiğim, bana abone olmayıp başkalarına abone olan kardeşlerime. Çok sevdiğim kardeşlerim. Bundan yararlanıyorsa Allah. İyiliğini versin. Güzel bela okudum. Şaka şaka, öyle bir şey yok. Yani bela da okumuyorum. Ya içimden okumuyorum ya. Öyle eğlence masası. Rol yaptım burada. Evet. Arkadaşlar yukarı katlar bölümünden saç düzleştirilerimizin ikinci videosunu veya birinci videosunu izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Olmuyorsanız da evet, az önce demiştim. Şimdi geçelim hemen. Arkadaşlar bu nasıl yapılıyor? İlk önce ben üzerimi değiştireceğim. Sizin de değiştirmenizi isteyeceğim. Bu biraz boya tarzında. Bu bakım boya bakımı gibi. Düşünün. Alüminyumlarınızı önceden hazırlayın. Sonra bakımı hazırlamaya göstereceğim size. Bakımı da ben önceden yani hazırlayacağım. Beraber hazırlayacağız. Yapacağız. Saç düzleştirmesini. Çok fazla sohbet etmek istemiyorum. Bir an önce başlayacağım. Çok uzun sürüyor bu işlem. O yüzden yapmanız gereken 2-3 tane malzeme. Birkaç tane gereken şeyleri söyleyeceğim. İlk önce arkadaşlar bu bakımı ne kadar yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Arkadaşlar bu bakımı haftada bir yapıyoruz. Tamam mı? Yani bütün bakımları haftada bir kere yaparız. Bunu söylemek istiyorum. Ondan sonra yıkayış tarzlarını falan videoda anlatacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Her şeyini göstermeye çalışıyorum. En ince ayrıntısına kadar. Yalnız sadece sizden şunu ricam olsun. Abi işte şu bakımın içine balık atayım mı, pekmez atayım mı, kafamı sokayım mı gibi kelime istemiyorum. Lütfen. Yani benim verdiğim bakımları uygulayın. Emin olun pişman olmayacaksınız. Yani doğru yolda giderseniz işte zeytinyağı mı? Yok amına. Hemen bir an önce bakımımı anlatmaya geçiyorum. Hemen hızlıca tarifi göstermek istiyorum. Bu tarifte sadece yumurtanın sarısı normal eski tarifimle aynı. Saç bakımımla aynı ama bunda yumurtanın beyazı da var. Görmüşsünüzdür yüzüğü içinde. Bir kapak zeytinyağı. Bunun içine şöyle boşaltıyoruz. Bu ölçekli olması gerekiyor arkadaşlar saç düzleştirme serisi için. Şöyle vurduk mu, iyice akıttık mı tamamdır. Şöyle yağımızı boşalttık. Şöyle de bir fırçamız olacak. Şimdi bir de şöyle alüminyum folyolarımız olması lazım. Kare kare kesilmesi gerekiyor. Şu şekilde keserseniz birden fazla. Şimdi bunu ben karıştırmaya başlıyorum. Demek başkasını izliyorsunuz. Beni terk ettiniz. Vermiyorum lan bakalım. Vermiyorum. Şaka yapmıştım. Vereceğim vereceğim. Merak etmeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakımı izlediniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hiç komik değilsin diyorlar. Bence espri yapmamalısın. Hiç böyle komik değilsin diyor. Bence çok tatlı. Ama yine de sen bilirsin. Neyse hadi bir an önce başlayalım. Şu çocukça tavırlarımı bırakmak istiyorum. Normalde çok olgun birisiyimdir ama çocuk gibi davran. Ben kameranın yansısında hep çocuk gibi davranıyorum. Baba ya benim yıllardan beri böyle. Yani bir de herkes beni anladı. Hani biliyor. Çocuk da öyle incesini sonunu düşünen bir insan olmadığım için insanlar artık beni bilmesi lazım. Öğrenmesi lazım. Bak gitarın kırılmış. Bu gitarın sapı var ya. O bina. Sana mı girsin? Editör sana sesleniyor. Aha, sana girsin kanka. Evet sapıyla beraber. Evet. Ananı günde 1453 kere kanunen. Oğlum bak ikide bir küfür etme. Seni si Kerim oradan bir çay getirir misin? Fazla editörle aramızda kendi aramızda karışma lütfen. Şimdi arkadaşlar bakımımızı yaptık, hazırladık. Kıyafetimi değiştirdim. Altındaki kotumu değiştirmedim tabii, neden değiştirmedim ben de bilmiyorum. Bakımımızı şöyle hazırladık. Ne yaptık? Bir tane tam yumurtayı kırdık. Bir kapak zeytinyağı. Zaten bir kapak kola kapağı olur. Anlarsınız kola kapağından. Bir o zaman su bardağı, su kapağı da olabilir. Hani kafanıza göre. Bunu hazırlıyoruz. Şimdi saçlarımızdan 3 tane tarak ve maşamız şart. Aga maşa neden şart? Bu olacak aga. Bu olacak aga. Olmazsa olmaz. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıcımız saçlarımızı dümdüz tarayarak katmanlarımıza ayıracağız. Bu biraz pres işlemini de pres işlemi gibi. Hani glass'ın pres bölümü tarzında. Ama bu kesinlikle bir zararı olmayan bir bakım. Bunu da söylemek istiyorum. Saç düzleştirmek için en iyi bakımlardan bir tanesi de bu. İkinci bakım. Şimdi arkadaşlar bunda ısı kullanıyoruz. Alüminyum folyoyla. İlk önce bakımımızı süreceğiz. Her katmanlarımıza teker teker alacağız. Sonra
Maça çekeceğiz. Kesinlikle herhangi bir saçımıza bir zarar olmayacak. Tabii ki bu şimdi hızlıca göstereceğim. Eğitimlerimi teker teker vermeye çalışacağım. O yüzden dikkatli ve detaylı göstermem lazım size. Şimdi birinci katmanımızda ben bak bir de hızlı yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü hani biliyorsunuz video 10 dakikaya geçince abi çok uzatıyorsun ya diyorlar. Yapacak bir şey yok. Şu katmanlardan ben şöyle alacağım. Tabii ben direkt yalap şılap şeklinde yapacağım. Hızlı yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Hatta ben bunu bile kullanmayacağım. Siz fırçayı da kullanmayın. Tamam mı? Siz kullanın. Ben kullanmayacağım. Vaktim yok. Harbiden vaktim yok. Çünkü ondan sonra abi videoların çok uzun oluyor diyorlar. Olacak tabii. Şimdi bir kısmını sadece şu kısmını. Her katmanı teker teker sizde vakit olduğu için arkadaşlar şöyle bak. Azardan azardan yapın. Tamam mı? Şöyle şöyle. Teker teker her katmana maşa ile yardımı ile şöyle bakın gördüğünüz gibi şurayı da hafiften biraz büküyoruz. Gördüğünüz gibi teker teker alacağız. Kökleri yapacak mıyız? Evet kökleri de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Tabii ki ben katmanlarım vaktim olmadığı için hızlı şekilde yapmak zorunda kalıyorum. Bunu da söylemek istiyorum tekrardan. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık geriye doğru taradık. Ben hızlı yapmak zorunda kaldım. Siz biraz teker teker aslında bir katman alıp sürüp hemen alüminyum folyo alın. Böyle çok zorlaşır. Ben bunu da söylemek istiyorum size. Yani ben böyle 2-3 tane katman alacağım. Hızlı yapmak zorundayım biliyorsunuz. Hızlıca gösterip geçeceğim. Şimdi arkadaşlar. 2-3 tane yere yapacağım. Çok fazla yapmayacağım hemen. Çünkü benim saçlarım zaten düz. Sizin için diyorum bakın. Şöyle mesela diyelim önlerden alıyorum hızlıca. Böyle yaptık. Arka katmanlarını teker teker yapıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Ben böyle yapacağım. Şöyle şuraya yapıştıracağım hatta şöyle. Bir de yanlarını alacağım. Hız yapmak zorundayım biliyorsunuz. Vaktim pek fazla yok. Kusura bakmayın. Ben elimle hatta hızlandıracağım bunu da. Şöyle hızlıca yapayım birkaç yeri. Arkadaşlar varsayalım hepsini teker teker uğraştınız yaptınız. Benim çok fazla vaktim yok biliyorsunuz. Maşamızı alıyoruz. Çok fazla tutmayacağız. En fazla 1-2 saniye tutacağız. Şöyle bas indiriyoruz. Şimdi aynı yere aynı işlemi yapıyorum. Çekiyorum. Dümdüz olmasını sağlıyorum. Bu şekil gördüğünüz gibi. Şimdi aynı yere aynı işlemi yapıyorum. Tabii sizin arkadaşlar vaktiniz bol. Yani evde yapıyorsunuz. Benim vaktim çok bol değil. Şöyle şey yapmak istiyorum. Ben bir de enseyi yapmak istiyorum. Benim enseler kıvırcık arkadaşlar. Şu ense kısmını yapacağım. Bir de bir arkadaşınızdan yardım alın lütfen. Hani çünkü ben biliyorsunuz tek başıma yapmak zorunda kalıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bunu yaptıktan sonra alüminyum folyo ile yaklaşık olarak ilk önce bir 10 dakika bekletiyorsunuz böyle her yerin her katmanına yaptığınız zaman zaten 10 dakika beklemiş oluyor. Sonra 2-3 kere her katmana yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Sonra şimdi bunun yıkaması var. Şimdi gidelim bir an önce yıkayalım. Fönümüzü çekelim bitirelim. Ne gibi suyla yıkayacağız? Ilık bir suyla yıkayacağız.
Şampuanınız fark etmiyor. Herhangi bir sorunuz varsa onu kullanın. Ama düzleştirici mor seriyi kullanın eğer saçınız düzleşmesini istiyorsanız. Ve bir an önce hadi yıkayalım. Bunu Amir kullandı biliyor musunuz mu? Odaya girdi Zuhal'deyken. Kanka saçım kaşınıyor. Tarak lazım dedi. Tarak görüyor. Var dedim ya yani şurada bu gecenin bir de ikisinde giriyorum manyak herif ya. Kanka diyor sende bir tarak vardı diyor. Tarak nerede? Oğlum ben tarak marak bilmiyorum dedim. Şimdi yarak marak var ama dedim tarak marak yok dedi bundan. 10 dakika yaptık. 10 dakika saçımızda bu folyo durduktan sonra maşayla 3 kere basarak geçiyoruz. Bakın basa 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 geçiyoruz. Bir basıyoruz. Bir aşağı basıyoruz. Bir 3 kere basıyoruz bir şey için. Yani şu 1, 2, 3. Bu kadar basit. Çok fazla basarsanız saçınız zarar alır ve bakın hiçbir işe yaramaz. Bunu da söylemek istiyorum. Hava enseler acayip düzeldi. Bakın gördüğünüz gibi bilmiyorum ama siz görebiliyor musunuz şu an? Çok hoşdur. Ama banano. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.